ABD borsaları 5 Ağustos pazartesi günü çöktüler. Japon carry trade meselesinden dolayı detayına girmeyelim. Edi kere konuştuk. 6 Ağustos'ta ben tekrar longa geçtim. Ve 6 Ağustos'taki psikolojimi, neden o gün karar değiştirdiğimi, hangi tepkilerle karşılaştığımı ve oraya kadar giden süreci size paylaşmak istiyorum. Çünkü bence açıkası biraz nasıl yatırımcı olunur veya olunmaz konusunda iyi bir ders. Hem aldığım tepkiler hem kendi psikolojik halim hem de 6 Ağustos'ta aldığım o riskli karar, onun üzerine tekrar aldığım sert tepkiler hepsi sizle paylaşmak istiyorum. Neden? Çünkü bu süreçten öğrenecek çok şey var ve ben kendi adıma daha önceki krizlerden gerçekten çok şey öğrenmişim. Kendime de gurur duydum. Elbette öğrenecek şeyler bitmiyor. Yeni krizler bizi bekliyor. Her zaman tahminlerimizde hatalı çıkabiliyoruz ama sonrasında yaptıklarımız, eylemlerimiz, piyasa okuma şeklimiz, kararlılığımız, sakinliğimiz çok önemli faktörler. Gelin şimdi hem 6 Ağustos'a kadar neler oldu hem 6 Ağustos'ta ben ne yaptım sonra neler oldu bir inceleyelim. Öncelikle Temmuz ayına zaten tedirgin girdiği bir hatırlamakta fayda var. Şuradaki videolarda görüyorsunuz. FED beni korkutuyor, savunmaya hazırlanıyorum demişim bir ay önce. Neden? Çünkü FED'in bir önceki toplantısında enflasyondaki düşüşü göz ardı ettiğini, Eylül ayı ile ilgili kesin bir hedef vermediğini görmüştüm. Daha sonra seçimlerle ilgili belirsizlikler de artınca, yani Trump'ın kazanma olasılığı biraz azalıp her artınca da ABD borsalarında belirsizlikler artıyor. Ben bu durumda savunmaya geçiyorum. Yani %35 civarlarına nakitle gideceğim demiştim. Nitekim 16 Temmuz'da zirve yapan borsalar sonra hızla geri çekilmeye başladılar. Bu geri çekilmeyi de ben bir düzeltme olarak gördük başta. Yani büyük bir panik yapmadım. Zaten nakitim de vardı ve bu aralarda o %30'luk nakitimizi zaman zaman sokarak, zaman zaman tekrar satarak trade ederek ana portföyümün zararını bir miktar engelleyerek nereye kadar geldik? Fed'in karar gününe kadar. Hatırlayın, Fed'in karar günü öncesinde borsalar endibi buldular. Ben Fed'in çok olumlu şeyler söyleyeceğini iddia ettim. Hakikaten ertesi gün oldu. FED olmuş şeyler söyledi. Eylül ayındaki faiz indirimi aşağı yukarı garantilendi ve borsada yeni bir yükseliş yaptı. Sert bir yükseliş yaptı ve o gün ben de ben demiştim videosunu yaptım. Ben demiştim dedikten sonra borsalar sert düşmeye başladı. Ve bu sert düşüşlerin sebebi olarak resesyon önümüze kondu. Gelen iki ayrı veri bir tanesi Amerika'daki üretimin düşmesi. ikincisi de Amerika'da istihdam tarafındaki bozulma insanları panikletti. Bu düşüşlerin şurasında daha yani düşün ilk gününün ortalarında bir tweet attım. Bu düşün normal bulmuyorum. Bu kadar veriden sonra bu düşün olmaması lazım. Acaba resesyon mu fiyatlanıyor, ne fiyatlanıyor ben çözemedim. Akşama canlı yayın açıyoruz, nakitimi artırıyorum dedim. Ve akşam canlı yayında da nakitimi artırdığımı elimde kalan pozisyonların da ki nakitim sadece %35'ler, 40'lar Şimdi tam sayı hatırlamıyorum. Tamamını hecelediğimi yani %60-65'lik pozisyonumun tamamını hedgelediğimi söyledim. Tamamen hedgelemek demek aslında temelde satmakla aynı şey. Fakat hedgelemek daha ucuz olduğu için satıp almayı tercih etmedim. Çünkü düşüşün geçici olduğuna inanıyordum. 2 Ağustos'ta düşüş devam etti. Buradan olumsuz etkilenmedim. 2 Ağustos'ta meşhur arabesk videomu yaptım ve dedim ki yani bu düşüş biraz daha devam edebilir. Ağustos zaten hani çok kuvvetli bir ay değildir. Bir süre daha dalgalanacaktır ama ben ciddi bir nakit inşa etmiş durumdayım. Ağustos ayında bu dalgalanmaları satın almayı düşünüyorum. Sonra 5 Ağustos geldi ve 5 Ağustos'ta Japon carry trade'inden dolayı büyük çöküş yaşadık. Hiç unutmayacağım bir gün çünkü o sırada hastane değilim. Kayınpaderimin tükürüğünden kan geliyordu onunla ilgili endişelendik. Neyse sonra endişemiz gereksiz çıktı ama hastanedeyim. Bir baktım Nike'yi tepe takla aşağı doğru gidiyor. Bitcoin aşağı doğru gidiyor. Vadelileri S&P 500 nazlan aşağı doğru gidiyor. Eyvah ne oluyor dedim. Ve şurada 5 Ağustos'ta dibi bulduk. 5 Ağustos'un içinde bile çabuk geri sektik aslında. Fakat şu dip sırasında işittiğim lafların hatta hesabı yok. Bunu nasıl öngöremedin sen vesaire inanılmaz ağır eleştiler. Neyse kişi doğruları geçelim. Sadece psikolojim durumunu anlamanızı istiyorum. Çünkü bir yandan zaten hani fiilen ben de bir miktar para kaybediyorum. Bir yandan hastaneye bir yandan da eleştiri okları üzerimde kendi Discord grubumuzda bile. 6 Ağustos'ta dedim ki ya biraz daha borsa görmek istiyorum. Çünkü şu yükselişi koruyamadı tekrar düştü. 6 Ağustos'ta öyle kuvvetli bir açılış yapmadı. Borsa biraz daha görmek istiyorum dedim. Sonra şurada bir yerde saat 18.30-19 arasında biraz sonra göstereceğim. Discord üyelerimde bir mesaj paylaştım. Ve mesajımda dedim ki piyasalarda geri dönüş güçlendi. Güzel ufak tefek işlemler düşünmeye başladım. Böyle biraz tuhaf bir gülümseme işareti. Çünkü daha evvel uzak duralım bir görelim diyordum. Daha sonra da saat 19.29'da portföyümün ilk alımlarını yani daha orta vadeli portföy dediğim Midas'ta tuttuğum tuttum portföyümün ilk alımlarını yapmaya başladım. Uzun vadeli portföy zaten hiç dokunmamıştım. Ve bir miktar nakiti devreye soktum. Daha sonra dedim ki kenara çıkardığım nakitin bir kısmını Midas üzerinde bugün şu şu maliyetlerden bir portföy oluşturmuştum diyeyim. 73 bin dolar kadar da nakit var daha Midas'ta. Önümüzdeki günlerde de deploy edeceğim. Bir duanızı alırım. Bu paylaşımdan sonra Discord grubunda da çok büyük tartışma çıktı. Bir kısım insan dedi ki ya sen dün dur diyordun şimdi ne oldu? Hatta sabah dur diyordun şimdi ne oldu? Çünkü piyasa döndü. Ve hep ne demiştim size? Piyasalar döndüğü anda dönerim ben. Hiçbir inatçılık sergilemem. Yani aşağı doğru düşüş sırasında da nakit pozisyonumu büyüterek, hedge alarak döndüm. Yüzde yüz dönmem. Niye? Çünkü benim çok düşük maliyetli uzun vadeli hisseleri var. 16 dolarlık, 15 dolarlık maliyette Tesla mı satılır? Öyle bir şey yapmam. 6, 7, 8 dolarlık parantiller var. Satar mıyım? Satmam. Ama daha geç aldığım, bir kısmı trade için aldım, bir kısmı daha orta vadeli düşündüğüm hisselerde tabii ki Küçüldüm o ki, nakitim bol olsun fırsatlara ayarlanayım diye. Nitekim 6 Ağustos'ta fırsatlara ayarlanmaya başladım. Sebebi de gayet net açıkladım. Birincisi resesyonun olmadığını Amerikan hazine kağıtları piyasası fiyatlamaya başladı. O gün 10 yıllıklar yukarı doğru gitti. Daha evvel panik düşüşler vardı burada. Ne zaman kağıtlarının getirisi çok panik düşer? Resesyon garantisi varsa piyasa aynı benim gibi ilk başta galiba resesyon var diye endişe eden tahvil piyasası da burada resesyon olmadığını anladı. Çünkü o sırada önemli iki veri geldi ve o verilerin öyle geleceği de söylemiştim. Bir tanesi servis PMI'yı veya Amerika bir servis ülkesidir. Orada sorun olmadığını görmüştüm. İddia etmiştim. Aynen öyle geldi. İstihdam tarafında da Texas kasırgasından dolayı sorunlar olduğunu düşünmüştüm ve Texas kasırgasının etkisi geçici istihdam toparlanır demiştim. Hakikaten öyle geldi. Dünkü veride yine bu görüşümü beslemiş durumda. Artı dedim carry trade riski hala sürüyor ama piyasada resesyon olduğunu düşünmüyorum. Ben bu riski alırım. O sırada çıkan bazı raporlarda kredi Trade meselesi büyük oranda kapandığını söylüyordu. Nitekim o akşam Japon Merkez Bankası da faiz yükseltmekten vazgeçtik dedi ve kredi Trade meselesi de en azından ertelenmiş durumda problemin bir bölümü hala oralarda duruyor olabilir. Ve bütün bunlara rağmen de hala bir miktar nakit olduğumu da söyledim. Çünkü belirsizlikler hala var. Dikkatli olun. Yediğim lafın Aldım eleştirinin hatta hesabı yok. İşte döneklediler... dediler, işte sana güvenimizi kaybediyoruz dediler. Nasıl bunu yaparsın? Dün böyle söylüyordun, bugün böyle söylüyorsun. E işte zaten yatırımcı da böyle bir şey değil mi? Yatırımcılık piyasada olan biteni çok yakından takip etmekle ilgili değil mi? Ve piyasa sert düşerken bile bilestinlerinize hakim olmak değil mi? Yatırımcılık piyasa sert düşerken bu düşüş geçici mi kalıcı mı konusunda doğru analizler yapmak değil mi? Ve yatırımcılık dibi bulduğunuz zaman en çok beğendiğiniz senetlerde mesela Nvidia o günden bugüne %15 civarında yükselmiş durumda. Onları biraz daha almak değil mi? Şimdi diyebilirsiniz ki hocam şu dibi alsaydın daha iyi değil mi? Evet daha iyiydi ama orada bilmiyordum ne olduğunu. Bakın risk almakla kumar oynamak aynı şeyler değiller. Risk ne zaman alınır biliyor musunuz? Görmüşsünüzdür işin nereye doğru gideceğini ve riskinizi de biliyorsunuzdur. Burada ne diyorum 6 Ağustos'ta? Resesyon fiyatlaması yok. Amerikan borsaları eninde sonunda ona bakar. Çünkü Amerikan borsalarının fiyatlamasının oluşma şekli şirket bilançolarına bağlıdır. Bilançolar resesyonda olumsuz etkilenir. Şimdilik en azından öyle bir risk yok. Piyasa bunu fiyatlamıyormuş meğerse. Carry trade tarafında da risk alıyorum dedim. Ama içimden geçen şey şuydu. Bu kadar sert düşüşü ne Amerikan devleti ne Japon devleti izin vermez. Onu bir en azından ertelemeye çalışırlar. Seçim sonrasına kadar belki. Sonra da öğrendik ki carry trade'in büyük bölümü aslında bitmiş durumda. Ve en önemlisi de ben bunları daha evvel yaşadım. Ve büyük resme bakmayı hiç unutmuyorum. Evet buradaki işler çok sert, korkunç işler oluyor ama şöyle bir, bir yıllık vadede ne olup bakabilir miyiz S&P 500? Yani bu ilk geri çekilme. Bakın zaten şu geri çekilmenin boyutu şuna neredeyse aynı, bununla neredeyse aynı. Yani yapayım size geri çekilme boyutlamasını. İşte S&P 500 burada ne kadar geri çekilmiş? %5.91%. Burada ne kadar geri çekilmiş? Yine bakıyoruz şu zirveden alalım. %5.51 bu facialar olmasaydı yani pazartesi günü yaşananlar olmasaydı S&P 500'ün çekilişi yine %5.11 civarındaydı. Bu çekilişte zaten S&P 500'ün kaderine var. Oralarda hiç panik yapmadım. Pazartesi günkü anormal paniği ise anlamaya çalıştım. Ne oluyor arkadaş? Yani elim sat tuşuna o gün gitmedi. Daha evvelden zaten satıp biraz kendimi garantiye almıştım. Nakitim boldu ve pozisyonlara bakmaya başladım. Bu tip günlerde bilginizi ve psikolojinizi beraber yiyin etmeniz gerekiyor. Çünkü psikolojisi bozacak çok şey oluyor. Yani ben de bir yandan para kaybediyorum. Bir de ben bir yayıncı olduğum için üzerimde daha da büyük baskı var. Öte yandan siz bir yayıncı olmasanız da paranızın elini görmek hiç hoş değil. Yani o gün son derece makul, sakin olduğuna inandığım insanların yorumlarını bir görseniz bayağı şaşırırsınız. Para kaybetmek kimseye iyi gelmiyor. Ama borsalarda bu var. Ve bu borsalarda para kaybetme günlerinde bütün sinirleriniz bozulup ne yaptığınızı bilmiyorsanız o zaman sıkıntı var. Borsada kavga etmeyin. Borsa aşağı doğru sert kıvırmışsa kendini biraz kendisi güvene alın. Ben de ne yaptım? Nakit aldım. Kendime bazı hecler aldım. Biraz elimi kuvvetlendirdim. Çünkü çok büyük kayıpları telafi etmek çok zordur. Ve borsa geri dönmeyebilirdi. Japonya'da iş uzayabilirdi. Bilemeyiz ki. Ama baktınız ki borsayı düşünen sebepler, geçici sebepler e bu durumlar yavaş yavaş tekrar alım için iyi fırsatlar. Evet burada belki all in yapsaydım bugün çok daha karlı olurdum. Ama onun yerine biraz daha bilinçli, şuurlu ve borsanın henüz bu yükselişi tam olarak hazmetmemiş olabileceğini, yeni düşüşlerin gelebileceğini düşünerek girmek gerekiyor. Şu anda bile bütün bu yükselişe rağmen nakitim gayet yüksek hala. %32-33 civarında nakitim var. Biraz da yeni nakit girdi sisteme. Çünkü ben hala sorunların bittiğini düşünmüyorum. Dün konuştuk deflasyon riski var. Daha sonra akşam... Amerikan perakende satışları geldi. Sanki de enflasyon riski yokmuş gibi. O detayına bakınca görüyorsunuz ki perakende satışın büyümesinin iki kalemi var. Bir tanesi otomobil satışlarına çok artış olmuş. Çünkü otomobil fiyatlarında çok iskontolar oldu. Ve bayiler bunu tüketicilere yansıttı. Muhtemelen geçici bir şey. Bir de bazı arkadaşlar uyardılar. Amerika'da okula dönüş alışverişinin başladığı dönem. Yani geçici olabilir bu. O yüzden ben henüz perakende satışa çok ikna olmuş değilim. Dünkü rally'nin tadını çıkarttık ama endişelere bakıyorum. Kamala Harris mi kazanacak, Trump mı kazanacak hala belli değil. Harris'in nasıl bir politika uygulayacağı konusu netlik yok. Bugün işte o politikalar açıklanacak. Artı Amerika'nın borcu devam ediyor mu? Devam ediyor. Yani belirsizlikler hep var, riskler hep var. Biz bu risklere karşı yatırım yapıyoruz zaten. Yani hiç riskin olmadığı yerde zaten borsa olmaz ki. Riske karşı yatırım yapıyoruz. Riskimizi bilmeye çalışıyoruz. Bilmediğimiz risk çıkarsa karşımıza Japon carry trade gibi daha tedbirli hale geliyoruz resesyon palavrası gibi en azından o anda yani şu verilerin olduğu yerde resesyon palavrası gibi palavra ise dönüp detaylara bakıyoruz. Ve ben o gün bütün piyasalar Amerika bitti derken Amerikan istihdam verilerinin üzerinden satır satır gidip Teksas'taki meseleyi çözmüştüm. Yani bilginize hakim olabiliyorsanız ve psikolojisine ikisi birbirini destekleyen şeyler. Çünkü psikolojisine hakimseniz bilginize daha çok güveniyorsunuz ve bilginizi artırmaya çalışıyorsunuz. Bilginiz kuvvetliyse de psikolojize biraz daha hakim olabiliyorsunuz. O zaman bu tip düşüşlerden karlı çıkabiliyorsunuz. Benim sonuç itibariyle portföyümün büyüklüğü şu zirvedekinden daha büyük hale gelmiş durumda. Çünkü şu düşüşün tadını çok güzel çıkarttım. Sadece spotta almadım, kol opsiyonlar aldım, vesaireler aldım. Şu anda buradan daha büyük bir yere geldik. Üstelik de bayağı bir bölümde hala nakitte. Piyasalarda fırsatlar hiç bitmez. Buradan şunu anlamayın, her düşüşü almayın. Bazı düşüşler daha uzun vade olabilirler. Unutmayın 2022'den itibaren yaşanan düşüşü şu zirveli alanlar, 2021'in aralığında alanlar bak ne kadar acı çektiler S&P 500'de. %25'lik geri çekiş. Bu pek çok hisse senedinde %70-80'lik düşüşler anlamına geldi. Ama ilk %5'lik düşüşte panik yapmayın. Önlem alın ama panik yapmayın. Çünkü Amerikan borsalarında %5'lik düşüşler doğaldır. S&P 500 yılda 3 kez kadar %5 geri çekilir. Nasdaq bunun 2 betalısı olduğu için %10 kadar geri çekilir. Ve pek çok hisse senedi özellikle benim portföyümdekiler daha riskli oldukları için daha da fazla geriye çekilirler. Ama eğer ekonomik varsayımlarınızda temel bir bozulma görmüyorsanız ve yatırım yaptığınız şirketlerin ne getireceğine, ne götüreceğine, bilançolarına, işlem güçle inanıyorsanız o zaman daha da rahat oluyorsunuz. Bu çerçevede son olarak bir de Nvidia'ya bakmak istiyorum. Nvidia'nın Ekim 2022'den beri yükselişi %9.57'yi buldu zirvesindeyken. Daha sonra bu düşüşte Nvidia işte burada göstermiyor niye bilmiyorum. 100 doların altında bile sarktı erken pazarda. Şu anda tekrar 122 dolara gelmiş durumda. Yani grafiği şuraya alacak olursak benim borsalar Ekim 2022'de yükselişe giriyor. Boğa'ya giriyor. Zeminden beri yükseliş %891. Şurada bir geri çekilme oldu. Nvidia bu geri çekilme sırasında bozuldu mu? Şirketin satışları mı azaldı? Şirketin nakit akışı mı azaldı? Ayrı hiçbiri olmadı. Sadece borsa panik yaptı. Ve işin enteresine böyle panik günlerde haberler de hep paniği büyütecek şekilde gelir. Mesela Apple'dan ilgili Warren Buffett sattığı Apple'ı haberi geldi. Bu durumda Warren Buffett nakite geçiyor. Bir takım sahtekar hesaplar Warren Buffett'ın tamamen nakite geçtiği söyler. Asla öyle bir şey olmadı. Sadece Apple'daki hissesinin bir bölümünü satıp başka şeyler aldı. Nakitli bir miktar artırmakla beraber ki Warren Buffett Apple'ı daha evvel de satmıştı. Bir önceki çeyrekte Apple oradan sonra tarihi yükselişlere bir tanesini yaptı. O yani Warren Buffett da geleceği okumuyor ve bu satışların kendine göre bir sürü sebebi olabilir bilmiyorum. Öte yandan Nvidia ile ilgili bir haber çıktı yine aynı hafta sonu. Nvidia'nın yeni mikroçip üretiminde sıkıntı olabileceğine dair. Nvidia açıklama yapamadı çünkü Nvidia karanlık periyot yani bilanço öncesinde suskunluk periyodunda onu piyasalar büyüttüler. Panik haberler, korkutanlar bunların çok büyük bir bölümün amacı size hisse sattırmak çünkü şorttalar bir kısmı da sadece korkudan besleniyorlar. Böyle günlerde bu gürültüleri bir kenara bakıp sakin olmaya çalışın. Bilginiz kuvvetliyse sakin olursunuz. Sakinseniz bilginizi kuvvetlendirirsiniz. Sakin olmak en değerlisi. Düşüşleri önlemi düşüş sırasında alınmaz. Öncesinden alınır. Veya düşüşün başlarında alınır. Ve bu önlem bütün hisleri satmak veya almak şeklinde olmaz. Ya dün video yapıyorum. Diyorum ki arkadaşlar deflasyonist geldi bu veriler. Hafif ürküttü beni. Bugün YouTube'da iki arkadaş diyor ki size güvendim bütün hislerimi sattım. Ya ben satmadım. Risk görmekle her şeyi satmak aynı şey mi? Borsalarda biraz yavaş hareket etmek gerekir. Bakın 6 Ağustos'a aşağı yukarı eminim borsanın döneceğine yine de nakitle giriyorum sürece. Bütün nakitimi bozmuyorum. Çünkü borsa benim istediğim gibi davranmak zorunda değil. Borsa kaprisli bir varlık. Nasıl davranacağını asla tam bilemeyiz. Ama bilgimiz sağlamsa o kaprisin gelip geçici olacağını anlayabiliriz. Bilmiyorum yararlı oldu mu? Biliyorum şimdi aşağı yine yorumlar gelecek. Hoca kendini övdüm vesaire. Konu o değil. Konu ne yapmaya çalıştım? Nasıl yaptım? Ve o sırada kendimi nasıl yönetmeye çalıştığımı anlatmak. Psikolojik boyutta da şunu söyleyeyim o sırada ne yaptım? Mesela uyudum. Yani 5 Ağustos'taki en yoğun düşüşler sırasında hastaneden geldik ve 2-3 saat uyuyorum dedim. Daha sonra kalktım analiz yaptım. Hisse senetlerime bakmadım o sırada. Ekranlarıma bakmadım moralim bozulmasın diye. Ve analizlerimin sonucunda kararlara varmaya çalıştım. Sizlerle buluştum. Canlı yayınlar açtım. Hem genel toplulukla hem Discord üyeleriyle. Ortalığı sakinleştirmeye çalıştım. Ne olup ne bittiğini anlamaya çalıştım. Yani panik halde al sat al sat falan yapmıyorum o sırada. Sadece olanı biteni anlamaya çalışıyordum. Size de bunu tavsiye ederim. Sevgiyle kalın hoşçakalın.